Değerli dostlar, konu Orta Doğu ve İran olunca sizin de gözünüzün önüne hayli kanlı bir tiyatro geliyor mu? Benim yaklaşık 1979 yılından bu yana yürütmekte olduğum bu meslekte gördüğüm Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran üçgeninde tekrarlanan ve tekrarlanan bir tür tiyatro olmadığıdır. Yani mesela hiç unutmuyorum, Lübnan İç Savaşı, Beyrut, Büyük Kan Gölü falan. O zaman Hizbullah yok, İran daha yeni devrimini yapmış. Emel teşkilatı var o zaman, Şii Emel. Ve o zamanlar Şiiler Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerine büyük saldırılar düzenliyorlar vesaire. Amerika geçici olarak Lübnan'ı işgal etti. Sonra işgalden pişman olup çıktığında Lübnan'ın güneyi kalıcı olarak İran'ın eline geçmişti. Yani Amerika bugüne kadar Orta Doğu'da nereyi işgal ettiyse mutlaka ama mutlaka o yer bir şekilde güneyi, kuzeyi, doğusu, batısı İran'ın eline geçer. Irak'ı işgal etmişlerdir. Ülkenin Basra başta güneydeki Şii nüfusu İran bağımlısıdır. Lübnan aynı durumda. Suriye iç savaşı körüklendi ve ondan sonrasında Rusya ve İran'ın koskoca Suriye'ye nasıl el koydukları ortaya. Bırakın onu. Afganistan'ı işgal ettiler. Herat bölgesi İran'ın kontrolüne geçti. Şimdi bu esasında birbirinden nemalanan bir güçler mücadelesi. Yani karşılıklı olarak atışıyorlar, füzeler havada uçuşuyor, işgaller oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Sonra taraflar memnun mesut bir şekilde elde ettikleri gücü kullanmaya devam ediyorlar. Özellikle İsrail radikalizmiyle İran radikalizminin kanlı serüveni bunun çok açık örneğidir. Bugün İsrail'deki politikaları yumuşattığınız an İran kendi iç savaşıyla baş başa kalır. Veyahut İran'da demokratik bir rejim kuruldu diyelim, bu deli gömleği ortadan kalktı. Anında İsrail'de de büyük bir yıkım yaşanacaktır. Çünkü karşılıklı olarak radikalleşmeleri birbirlerinden nemalanıyor. Mesela tam İran'da halk ayağa kalkmış, rejimi sallarken birdenbire Amerika ve İsrail öyle bir manevra yaparlar ki bütün bir İran dış düşmana karşı birleşme durumuyla falan karşı karşıya kalır. Bu bir tiyatrodur. Ve bu tiyatroyu hepimiz 40 yıldır izliyoruz. Nitekim dün akşam İran devleti ve onun İran devrim muhafızları anlaşanlı son zamanlarda kendilerine yönelik saldırıların artmasını protesto, Husilere dönük işte saldırıların yaşanmasını protesto amaçlı onlarca balistik füze ateşlediler Irak ve Suriye'ye. Irak'ın kuzeyindeki Kürt Otonom Yönetimi ve özellikle başkenti Erbil ve ifade edilene göre Suriye'deki IŞİD ve Amerikan üsleri hedefleriydi. Sadece Erbil'e 12 tane balistik füze ateşlendi. Sadece Erbil'e. Diğer bölgeleri saymıyorum. Topladığınızda 28-30 kadar füzenin ateşlendiğini görüyoruz. Ne garip bir şey. Ya İranlı ordu mensupları ve o balistik füzeleri ateşleyenler çok beceriksiz veya eğitimsiz veya ne bileyim ne derseniz diye yahut da biri bizimle dalga geçiyor. Çünkü o füzelerin hiçbiri doğru düzgün bir yere inmedi. Efendim Ardan abi onu işte Amerikalılar havada, hayır yok öyle bir şey. Birkaç tanesini vurdular. Ama o füzelerden bir tanesi Irak'ın en zengin adamının evinin içine düştü. 11 yaşındaki kızı dahi ailesinden 4 kişiyle beraber bu şahıs zengin şahıs hayata
veda etti. Onunla ilgili niye onun evini buldular, niye oraya şey yaptılar, yarın bakacağım. Orada da bir pislik var, orada da bir şey dönüyor. Orada bir şey dönüyor. Çünkü İran devrim muhafızları dedi ki biz dedi Irak'ın kuzeyinde Erbil civarında casus, Mossad casusluk alanlarını bombaladık. Ora öbür tarafta da işte şunu yaptık, bunu yaptık. Esasında hiçbir şey yapmadılar. Esasında İran bir yönüyle baktığınız zaman bu 7 Ekim'deki Gazze Savaşı'nın veya katliamının başlamasından bu yana pek bir şey yapmıyor. Efendim Hizbullah şunu attı, bunu attı. Tamam. Husiler de buradan şunu savurdular. Onlar buna karşılık bunu cevap verdiler. Belirleyici ne var? Hiçbir şey. Yani eğer bir katliam varsa, eğer büyük bir çatışma varsa o katliamı yapan veya çatışmayı yapan unsurlara karşı eğer askeri güç kullanıyorsanız o askeri gücü sonuç almak için kullanırsınız. İran'ın sonuç alma gibi bir niyeti yok. İran sadece bu şekliyle devam etsin istiyor. Çünkü bu şekliyle devam ettiği sürece Orta Doğu'daki diğer devletlerin manevra alanlarını daraltıyor. Sadece ve sadece kendisinin muhatap alındığı ve kararlarının öne çıktığı bir atmosferi kazanmış oluyor. Bu kanlı bir oyun. Ve esasında oyunun bütün taraflarının hoşuna giden bir oyun. Mesela İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Husileri bombalaması Yemen'deki Husi siyasi varlığının uluslararası düzeyde meşruiyetine katkıda bulundu. Daha düne kadar Yemen'de belirli bir fraksiyon olarak ülkenin Kızıldeniz'e bakan tarafına hakim olmuş olan İran yanlısı bir ayaklanma hareketi olarak görülen Husiler Batı'nın bu saçma sapan baskısı ve saldırılarından sonra Yemen adına konuşan ve Yemen'i temsil eden bir kimlik kazandılar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve o yüzden İran esasında hiçbir şey yapmadan sadece vekil savaşçılarını arada bir füzelendirerek büyük bir mücadeleden öne çıkmaya çalışıyor. Irak yönetiminin İran'a çok sert bir nota vermesi, Tahran'daki büyükelçisini çekmesi ve yapılan saldırının Irak'ın egemenliğine doğrudan doğruya bir müdahaledir demesi normal. Fakat Irak yönetiminin, Irak Şia yönetiminin esasında, başbakan Şii oluyor biliyorsunuz orada, bünyesindeki bu kadar İran yanlısı Şii milis varken İran'la dalaşması mümkün mü? Yok. O yüzden çok garip bir denklemle karşılaşmış durumdayız. Ve bu çerçevede mesela yine Mesrur Barzani Davos'ta Antony Blinken'la bir ikili görüşme de gerçekleştirdi. Kürt Otonom Yönetimi Başbakanı. Biliyorsunuz Neçirvan Barzani Başkanı, Mesrur Barzani Başbakanı. Diyor ki İran'ın son saldırısı bölgenin terör saldırılarına ne kadar açık olduğunu bir kez daha gösterdi ve hala Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik desteğine ihtiyacımız olduğunu işaret etti diyor. Bu ülkenin Irak'ı Başbakanı Şia el-Sudani aylardır bizim ülkemizde artık terör kalmadı, Amerika başta olmak üzere uluslararası koalisyon unsurlarını bir an önce ülkemizi terk etmesini istiyoruz demiyor muydu? Diyordu. Şimdi Mesrur Barzani'nin bu açıklaması Amerika'ya Irak'ta ve Suriye'de kalma primi kazandırdı mı? Kazandırdı. Peki kim yaptı bunu? İran'ın balistik füzeleri. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. 112 bin kişiyiz burada. Çok zeki bir 112 bine hitap ettiğimi biliyorum.
Çok seçkin bir grup oluşturduğunuzu da biliyorum. Anladınız siz beni. Tavşana kaç, tazıya tut, işimize bakalım. İran budur. Hoşça kalın.